Hallo, schönen Abend noch. Heute können wir zusammen acht ungewöhnliche Berufe, yani alışılmadık meslekler, olağan dışı meslekler durchführen. Sprecher, Erzieher, yani nedir? Konuşma öğreten anlamına geliyor. Biraz ilginç ama. Deutschland ist ein Land, der unterschiedlichsten Dialekte, die sich untereinander teilweise kaum verstehen. Evet, burada hoş bir Türkçe kalıbı, yani relatif Türkçe kalıbı da söz konusu. İrdeleyelim. Evet, Almanya'nın bir ülke, nasıl bir ülke? Değişik diyaleklerin olduğu bir ülke. Ama aralarında bazen anlaşamayan insanların bulunduğu bir ülke olduğu da belirtiliyor. Almanya toparlayacak olursak, Almanya bazen aralarında anlaşamayan insanların da veya farklı diyaleklerin bulunduğu bir ülkedir diyoruz. So haben der Friese mit dem Plattdeutschen und der Bayerischer Baye und der Baye sicher die größten Verständnisschwierigkeiten. Gäbe es da nicht den Sprecherzieher, der den Menschen ein einwandfreies Hochdeutsch beibringt, wenn der sympathische Dialekt gerade fehl am Platz ist. Evet, oldukça uzun bir Türkçe. Özellikle Almanya'nın güneyinde Bavyera şivesiyle konuşan büyük bir kitle ile ülkenin diğer bölümlerinde yaşayan insanları bazen anlaşamadıkları durumlarda bu dil eğitmenleri, dil çözümleyiciler Hochdeutsch yani yüksek Almanca çözüm yoluyla bir araya getiriyorlar ve sorunun çözümünde bu konuyu kullanıyorlar diyelim. Bu durumu bu şekilde çözüyorlar sorunları. Yani insanlar arasındaki diyaleklerden kaynaklanan farklılıkları yüksek Almanca kullanarak çözüyorlar. Bir örnekle bunu açıklamak istiyorum. Çünkü benim de başıma gelmişti. Güney Almanya'ya gittiğimiz zaman biz Berlin'de küçük ekmekçikleri bir şirippe olarak yorumlarız. Ancak Güney Almanya'da Zemmel olarak söyleniyor. Bakın hiç bir benzerlik de yok. Ses uyumu benzerliği de yok. Ancak bu Sprecherzieherler yani dil çözümleyicileri, dil öğreticiler bu diyalek farklılıklarından karşılaştıkları sorunları Hochdeutsch yani yüksek Almanca ile çözümlüyorlar. Örnek bir brötchen diyoruz yani ekmekçik. Böylece herkes bunu biliyor. Böylece sorun çözümlenmiş oluyor. Evet bu örnekle sanırım daha iyi açıklamış oldum. Neben dem Training zum dialektfreien Deutsch kümmert sich der Profi eine klare und deutliche Aussprache. Evet böylece dialekten arınmış Almanca alıştırmalarının yanı sıra bu tarz kişiler aynı zamanda akıcı ve açık bir diyalekle de ilgileniyorlar anlamına geliyor. Evet. Hoş bir meslek dalı. Okay. Zweiter Beruf, Job, Tatort fotoğraf, yani olay yeri fotoğrafçısı. Az çok herhalde anlamışızdır. İrdeleyelim. Der Tatort Fotograf taucht in fast jedem Krimi am Ort des Verbrechens auf. Evet, olay yeri fotoğrafçıları genellikle olay olan yerde her türlü kriminal yani polisiye olarak olan her yerde bulunuyorlar. Während andere professionellen Fotografen
Romantische Naturfotos oder Hochzeiten am Ablichten widmet sich diese Spezies der dunklen Seite. Am Ort eines Verbrechens fotografiert er alle Spuren und Hinweise, die zur späteren Aufklärung beitragen können. Evet, oldukça uzun bir tümce, ancak şu şekilde açıklayalım. Profesyonel birçok fotoğrafçı, efendim, Behrend sırasında, esnasında demek, romantik doğa fotoğrafları veyahut da düğün fotoğrafları çekerken, efendim, bu karanlık bölümde, yani olayların aydınlatılacağı bölümden bahsediyorum. Olay yeri fotoğrafçıları ise neyi çekiyorlar? Fotoğraf yerini görüntülüyorlar. Efendim, ayak izleri. Daha sonra bu olayın açıklamasına yardımcı olabilecek bütün delilleri görüntülüyorlar. Im Zuge der Beweissicherung ist eine der ersten am Tatort die Schuhspuren, Patronenhülsen und Tatwaffen auf einem Bild festhalten, bevor andere Personen die Fundstücke anfassen und bewegen dürfen. Evet, bu fotoğrafçılar diğer kişilerin bu bulguları alıp götürmeden önce, efendim, olay yerinde bir olaya karışmış silah varsa, efendim, bir yazıcı mürekkebi kutusu veya buna benzer ipuçları veya ayak izi, yani olay yerine ilk etapta gelerek olay yerinde bulunan olaya ilişkin bütün izlerin fotoğraflanmasını yapmaktadırlar. Oldukça önemli bir meslek dalı. Ya, Vayta. Ve şimdi de sizlerle beraber ünitemizin son konusu olduğu için ünitede geçen bazı önemli sözcüklerin tanımasını yapalım birlikte. Evet, die Abteilung, plural form die Abteilung'un, auf English Department, yani bölüm. Bölüm. Evet, der Arbeiter, bir diğer önemli sözcük, işçi. Aile önemli bir iş dalı, iş kolu. Der Job bedeutet meslek. Der Kollege meslektaş ya da iş arkadaşı diyebiliriz. İş arkadaşı. Dişitelle yer, norm. Herhangi bir iş yerindeki iş yeri, yani herhangi bir iş yerindeki kadro olayı diyelim. Evet, önemli bir meslek arşitekt, yani mimar. Bir diğer önemli bir meslek dalı de Ars die Ärztin, doktor. Hausmann ve Hausmann, o da bir Hausfrau, ev erkeği veya ev kadını. Kaufmann ya da Kauffrau, satış temsilcisi diyelim. Jurnalist, gazeteci. Praktikant, yani stajyer. Çok kişi bunun yazılışını yanlış söylüyor, diyor. Der Verkäufer ya da die Verkäuferin, gene satış temsilcisi, Kaufman iş adamı olarak da kullanılabilir. Oraya, evet, onu da ekleyelim. İş adamı, iş kadını, Kaufmann. Verkäufer, tezgahtar, gene satış temsilcisi olarak kullanılıyor. Arbeiten als, olarak çalışmak. Herhangi bir iş yerinde, atıyorum, öğretmen olarak çalışmak gibi. Angestellt, sözleşmeli anlamına geliyor. Günümüzde bir hayli yaygın. Arbeitslos maalesef işsiz demek.
Zevk işten de kendi işini yapıyor olmak anlamına geliyor. Evet, devam edecek olursak gene önemli bir konu. Bir Ausbildung yani mesleki eğitim anlamına geliyor. Mesleki eğitim, bir Ausbildung oldukça önemli bir laf. Bir Kenntnis bilgi demektir. Schüler, erkek öğrenci, üniversiteye kadar olan erkek öğrenciler için üniversitede der Student oluyor. Schülerinden ise kız öğrenci yine üniversite çağına kadar olan. Das Semester, Semester. Germanistik, Alman dil bilimi, Wirtschaft, iktisat, pedagogik, eğitim, Studieren, yüksek öğrenimi yapmak. Bunu o yüzden yazmayayım. Zur Schule gehen, okula gitmek. Ich gehe zur Schule. Okula gitmek şeklinde yorumlayabiliriz. Yine ayları şöyle kısaca bir anımsayalım. Der Monat, ay, die Monate, aylar. Der Januar, Ocak. Der Februar, Şubat. Der Mars, Mart. Der April, Nisan. Der May, Mayıs. Der Juni, Haziran. Der Juli, Temmuz. Der August, Ağustos. Der September, Eylül. Ağustos özellikle yazmadım. Der Oktober, Ekim. Der November, Kasım. Der Dezember, Aralık şeklinde ayları anımsamış olalım. Evet, böylece önemli bir konunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda A1.2'nin de ünit olarak ilk konusunun, ilk ünitenin sonuna da gelmiş oluyoruz demektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı özellikle unutmayın. Saygılar.